gazete manşetlerini noktalıyoruz ve bir Skype bağlantımıza devam ediyoruz. Savaş Çorlu bugün bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza, iyi sabahlar. Nasılsınız? Hoş bulduk sevgili Demet. İyiyim. Sen nasılsın? Kolay gelsin. Recep'e de kolay gelsin. Sana da iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Hemen isterseniz başlayalım Galatasaray'ın gündemiyle birlikte. Son hafta 3 puanla kapatıldı ve şimdi önemli karşılaşmalarla devam edecek takım. Takımda yükselen performanslar var. İlk önce buna değinelim isterseniz. Özellikle milli ara sonrası yeni transferlerden yükselen isimler, Hakim Ziyech gibi, Sanchez zaten iyi gidiyordu. Ama bir de Ndombele'de soru işareti tabii ki. Sizin öngörünüz ve gördüğünüz izlenimleriniz nelerdir? Vallahi takımda iyi giden çok şey, fazla şey var ama takımın bir numaralı sorunu senin gözünden kaçan sol bek sorunu. Evet, Ndombele sorunu devam ediyor ama Galatasaray'ın gerçekten de uzun zamandır kanayan yarası sol bek. Baktığımız zaman en son maçta Barış Alper Yılmaz'dan sol bek çıkardı Okan Hoca. Yani hiç kimsenin aklına gelir miydi? Hakikaten gelmezdi orada Barış Alper'in sol bek oynayacağı. Bundan sonra oynayacak mı dersek hakikaten o bugün ve yarın yapacak antrenmanlarda belli olur. Yani eğer bu hafta Adana Demirspor gibi zorlu bir rakibe karşı Barış Alper Yılmaz sol bek oynarsa benim için sürpriz olmayacak. Angelinho'nun maç sayısı hesaplanıyor. Yani artık piyango gibi oldu. İki maç kaldı, bir maç kaldı. Şu anda Kopenhag maçına saklanıyor. Oradan sonra bir maç kalıyor. Çok hem bilmece oldu hem piyango gibi oldu. Acaba o bir maç oynamazsa amorti tutacak mı? Büyük ikramiye Galatasaray'a vuracak mı? Büyük ikramiye Galatasaray'a olmayacak. Leipzig'e vuracak. Eğer bir maçta oynarsa 6 milyon euro bir bonservis ücreti var. Dolayısıyla iyi performans olan oyuncular var. Çok zorlu bir üç maç var. Galatasaray bu zamana kadar gerçekten de birçok zorlu periyoda girdi ama şu an itibariyle baktığım zaman Adana Demirspor, Kopenhag ve Sivasspor maçları bana göre en zorlu 3 maça giriyor Galatasaray. Bunların içinde hangisi Galatasaray için hayat önemi taşıyor dersek kuşkusuz salı günü oynayacağı Kopenhag maçı. Galatasaray şu anda Kopenhag maçına tamamen çok büyük bir şekilde konsantre olmuş vaziyette. Bunun içinde Okan Hoca da dahil, futbolcular da dahil. Evet, cuma günü oynayacak maç çok önemli. Ama Kopenhag karşılaşması Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı, devam mı? Bir usula çıkmak istiyorsa galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Futbolcular da bunun farkında. Performansı yukarı çıkan oyunculardan Hakim Ziyech var. Zaha tam olarak henüz daha kendini bulamamış olsa da Sergio'nun orada oyuna girdikten sonraki performansı. Sakatlıklar biraz can sıktı. Kaan Ayhan'ın bu hafta da forma giymeyeceği, tıpkı Sanchez gibi Kaan Ayhan Sanchez'i Okan Hoca salı günkü Kopenhag maçına sakladığını duyuyoruz. Orada bu hafta Abdülkerim Nelson ikilisi görev alacak. Az önce haberlerimizi izledik. Bir taraftan Saşa bu haberi görüyoruz. Bir taraftan Lucas Torreira haberlerini görüyoruz. Sözleşme uzatma konusunda. Bunlar da bence Lucas Torreira için belki erken ama Saşa boy için daha sezonun ikinci haftasından bu tarafa konuşuyoruz. Saşa boy transferi çok geç kalındı sözleşmesi. Bir önce yapılması lazım. Şu anda çok fazla sıcakta bakmıyor. Belki istekleri ağırlaştı. Çünkü her maç Saşa boy konuşuluyor. Dolayısıyla Saşa boy sezon başında 3. 4. haftada bu sözleşme önüne geldiği zaman çok rahat bir şekilde imzalayabilirdi. Şimdi biraz sıkıntı çıkarıyor ama dediğim gibi sözleşmeleri herkes bir kenara bıraktı. Mukabelesi çünkü birçok oyuncu devam ediyor. Sözleşmesi biten oyuncu neredeyse yok. Sadece 3 maça Galatasaray odaklanmış vaziyette. Okan Hoca da bu maçlar içinde gerçekten Kopenhag maçına çok önem veriyor. Hatta Adana Demirspor maçında bazı oyuncuları dinlendirip Kopenhag maçında kafasındaki o son final 11'ini de belirlemeye çalışacaktır. Taraftar Kopenhag'da da Adana Demirspor maçında da nerede olursa olsun her zaman işini en iyi şekilde yaptı. Ama Kopenhag maçında hakemler şu ana kadar Galatasaray'ı son 3 Şampiyonlar Ligi maçında adeta doğradılar. Evet. Taraflı kararlarla futbolcuların psikolojisi bozuldu. Skora etkileyecek o çok net kararlar verdi. Bu yüzden biraz da hakem kim olacak şimdiden Galatasaray camiasında Kopenhag maçının hakemi de açıkçası düşünülmüyor değil sevgili Demet. Şimdi Kopenhag'dan tek hedef tabii ki de galibiyet olacak. Peki Okan Buruk'tan siz farklı bir tercih bekliyor musunuz? Zaman zaman bizi de şaşırtan bir teknik direktör çünkü. Adana Demirspor maçında bizi yine şaşırtacaktır. Çünkü Kopenhag maçına gerçekten çok büyük önem veriyor. Yani Barış'ı bir defa sol bekle Adana Demirspor maçında bekliyorum. Angelinho'yu Kopenhag maçında saklayacaktır orada. Çünkü çok ince hesaplar yapılıyor. Evet. Savunmada Abdülkerim Bardakçı en son kalıyor. Sağ tarafta Saşa Boy'un artık mecburiyetsiz ve Lucas Torreira'nın artık orada bir alternatifi 6 numara olmadığı için buralara kadar tamam. Ama 8 numarada
Sergio mu oynar, Endombele mi oynar, Kerem Demirbay mı oynar dersen ben Sergio'yu biraz daha yakın görüyorum oraya. Hakim Ziyech'in performansından çok memnun. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Kerem'i yine saklayabilir. Daha önce lig maçta oynatmadı, Avrupa maçında oynattı. Bu sefer Zaha, Tete'nin performansından çok memnun olmayan bir Okan Hoca var. Evet. Icardi dinlendirmek istiyor ama bir türlü dinlendiremiyor şimdi. Bakan bu oyuna girdikten sonra gollerini atıyor. Yani Bayern Münih maçında attı, en son oynanan Pendik maçında attı. Halil zaten listede yok. Birkaç tane değişiklik yapacağını umuyorum ama çok fazla değil tabii ki bu. Yani Adana Demirspor maçının 11'inde bir defa sol bekte Barış oynarsa ben o maçta çok kritik bir duruş olacağını zannediyorum. Ama Barış'ın ilk 40, yani ikinci yarıdaki o 45 dakikadaki sol bek performansı futbol severlere, Galatasaray'a şunu söyledik. Kazım Can'dan da annenin yanında da iyi bir sol bek olarak görev yaptı ki hayatında ilk kez sol bek oynayan bir Barış Evet. Alper vardı bu maçta. Peki az önce Kerem Demirbay'dan bahsettiniz. O da biraz sanki soru işareti barındıran bir oyuncu ve tam performansını henüz göremedik. Bugün de bazı manşetlerde özellikle ara transfer döneminde kendi ülkesine dönmesiyle ilgili bazı haberler vardı. Böyle bir haber var mı diyeyim size. Yani Kerem Demirbay'la Okan Hoca'nın uzun zamandır sıkıntı demeyeyim ama performans yetersizliği görüyor. Hatta bu hafta stoperde oynattı. Stoperde ise oyuncu olmadığı için, sakatlar olduğu için. Evet. Eğer oyuncu olmasaydı yine kulübede devam edecekti. Kerem Demirbay ayrılabilir, Salih Özcan gelebilir. Orada Almanya kanalında Galatasaray yönetiminde görüşülen bir takım Almanya bağlantıları olan insanlar var. Onlarla temas görüşebiliyor. Öbür taraftan diğer Kerem Aktürkoğlu var. Kerem Aktürkoğlu'nun performansı son haftalarda iyiyken de eleştiriliyor, kötüyken de Evet. eleştiriliyor. Şu anda bu takımda iki tane Kerem'in işi gerçekten çok zor. Eğer Kerem Aktürkoğlu'na da devre arasında aynı Kerem Demirbay gibi iyi bir transfer teklifi gelirse satılabilir. Sürekli günah keçisi ilan ediliyor. İşte golünü atıyor. Geçen hafta çok şık bir gol attı baktığımız zaman Manchester United maçında. Ondan önce yedek oynamıştı. Yani bir türlü kendini beğendiremiyor. Şu anda Kerem Aktürkoğlu'nun performansı yabancı bir oyuncu olsaydı bu kadar eleştirilir miydi? Açıkçası ben tam kestiremiyorum. Kerem Aktürkoğlu çok istekli. Zaman zaman hata yapabiliyor. Son vuruşlarında etkisiz kalabiliyor. Ama yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'a geldiğinden bu tarafa 147 ya da 148 maç oldu. Geçen haftaki o Hatay maçına kadar sadece iki maç yedek kalmıştı. Birisinde kart cezalısında, birisinde de kulübedeydi. Bütün maçlarda oynayan, milli takımlara giden, evet Kerem bir türlü bazı son noktalarda kendini geliştiremediği pozisyonlar var. Taraftarlar da zaman zaman tepki gösteriyor ama Galatasaray için çok önemli bir oyuncu. Devre arasında ya da sezon sonunda satılacaksa da çok iyi bir gelir elde edecek bir oyuncu Evet. Galatasaray için. Peki son olarak bir de Nelson'u konuşalım. Çünkü Davinson Sanchez'in yokluğunda şans bulan isimlerden biriydi ki kendisi de zaten oynamak istediğini sürekli dile getiriyor röportajlarında. Ama ara transfer dönemindeki gidiş ihtimali hala konuşuluyor. Hatta ücretinin neredeyse yarı yarıya da düştüğü söylenenler arasında 10 milyon euro gibi. Zaten 13-14 milyon euroları hiç bulmamıştı Nelson. Geçen sezon başında da transfer teklifleri gelmişti. Galatasaray yönetimi biz Nelson için 13 milyon euroları hiçbir zaman görmedik ifadesini kullanmışlardı sorduğumuz zaman. Şimdi Okan Hoca'nın gözden çıkardığı bir oyuncu gitti geldi oldu adeta. Hem Nelson'un sakatlığı, Davinson Sanchez'in Evet. sakatlığı, Kahraman'ın sakatlığı, orada Kerem Demirbay'a kadar gelinmesi Okan Hoca'yı yeniden Nelson'a yönetti. Hatta Manchester maçından sonra acaba hocama, Okan Hoca'ya soruldu. Dördüncü stoperiniz mi oldu artık diye. Hayır ben Nelson, benim oyuncum vazgeçmeyeceğim demiş olsa da Sanchez döndüğü zaman Sanchez, Abdülkerim, Bardakçı ikilisinin orada çok değişik olacağını bundan sonra zannetmiyorum. Belki de devre arasında iyi bir teklif gelirse ya kiralanır ya satılır. Ama görev aldığı iki maçta da bence elinden geleni yaptı Evet. profesyonelce. Çünkü o da piyasını düşürmek istemez. Peki Savaş, orada çok teşekkür ederim detaylar ve Ben yorumlar teşekkür için. İyi ediyorum. sabahlar, iyi günler. Savaş Şorlu'ya tekrar teşekkür ediyoruz ve bu Skype bağlantımızın ardından dünyadan spor haberlerine geçiyoruz.